Yönetemiyorsunuz. Çünkü işçiden, emekçiden, halktan aldığınız vergileri yandaşlarınıza ve kendi faşist sisteminizi sürdürmek için kullandınız. Diplomalı işsiz olmayacağız. Halkların Demokratik Partisi asgari ücretin net 4000 lira olmasını öneriyor. Kasım 2020 tarihinde ceza evlerinde yeniden İmralı Adam Hapishanesi'nde uygulanan tecritin kaldırılması ve hapishanelerdeki hukuk dışı onur kırıcı uygulamalara son verilmesi talebiyle süresiz dönüşümlü açlık grevine başlandığı kamuoyuna duyurulmuştur. Rezocalan biz tutu sağlın rahamun mahven huyin reva mıhabın nikarab karbine AKP lehember brez ocalan tu hukuk Tu kriterin mürevahi nasnake duhazın iro Türkiye bükün vek grava imraliye pergala tecrit ekulli grava imraliye hatiya vakırın duhazın belavi tamami Türkiye bükün duhazın Türkiye bükün girtige hekim mezin u behna gelen biçikinin sarayın israfları bir sebeptir açlık sınırının altındaki asgari ücret ise bir sonuçtur değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminiz müsrif bir sistemdir ve yoksullaşmanın en büyük sebebidir. Yani bütçeniz gayri safi yurt içi hasılanın %26'sını bu beşli çeteye veriyor. Bakın Limak'a 48 milyar vermiş, Cengiz'e 42 milyar vermiş, Colin'e 40 milyar vermiş, Menege'ye 17 milyar vermiş. Sistematik asimilasyon politikasıyla bunu yürütmek ve akabinde de Kürt kardeşlerim, Alevi kardeşlerim diyerek güzelleme yapmak ayıptır, utanç vericidir. Kürt sorunu ve Kürt sorununa bu temelde yaklaşım iktidarların çözülmesinin en önemli sebebidir. Geçtiğimiz 40 yıl bunun örnekleriyle doludur. Kürt sorununa böyle yaklaşırsanız mutlaka çözülürsünüz. Kürt düşmanlığı üzerinden yan yana gelen, özellikle de burada bağıranların çocuklarının paralı askerlik yaptığı bir dönemde çocukların savaşa sürülmesini, yoksul çocukların ölmesini onaylamıyoruz, desteklemiyoruz. Biz bu çocukların kavga etmemesini, barışmasını istiyoruz. Ama AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı sayesinde Türk'ün de Kürt'ün de kanı akıyor. Partimize yönelik 16 bine yakın gözaltı var. 5 bine yakın tutuklama var. Bu hukuksuzlukları ortadan kaldırın, ondan sonra gelin bize yargı reformundan bahsedin. Erburke'de kadınlar tacize uğradıkları için, tecavüze uğradıkları için, şiddete uğradıkları için bir erkeğin ceza alması için defalarca eylem yapıyorsa bütün bu meclisin ama en fazla iktidarın ve ortağının bu konuda dönüp düşünmesi lazım. Bütçede görüyoruz ki şu anda 81 olan ŞÖNİM sayısı 2023'e kadar hiç arttırılmayacak. Yani nüfusu 20 milyon olan İstanbul'da örneğin kadınlar bir ŞÖNİM'le idare edecekler. Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz. Kürt halkına hakaret ediyorsunuz. İçişleri Bakanı Soylu Kürt halkına ve Türkiye demokrasi güçlerine bizim üzerimizden haysiyetsiz demiştir. 20 milyon kere, 20 milyon kere bunu iade ediyoruz size. Aynen 20 milyon kere haysiyetsiz lafını aynen size iade ediyorum.